Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi yapısı yeni baştan ve derhal reform edilmelidir. Bu reform ihtiyacının gecikmesi çok ciddi ve sancılı gelişmelere sebep olacaktır. İsrail saldırıları karşısında üç maymunu oynayanların, soykırıma seyirci kalanların ne diyeceği, ne yapacağı, neyi önereceği önemsiz bir ayrıntıdır ve hükmünü kaybetmiştir. Geldiğimiz bu aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin fonksiyonel yapısı değişmeli. Aksi halde Birleşmiş Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır. Aynı zamanda ülkelerin eşit katılım ve oy hakkını ihtiva eden alternatif dünya birliği konusunda çalışmalar hızlanmalı ve dünya beş ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde elinde haritalarla çıkıp asıl ve potansiyel hedeflerini açık eden Netanyahu ve temsil ettiği terör devleti karşısında İslam ülkeleri de Allah için sesini yükseltmelidir. Bebekler kendi kanlarını içe içe hayattan kopartılırken servet ve şöhret içinde yüzenler isminin başında emir sultan, kral ünvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl vereceklerdir? <laughs> İsrail, Lübnan'ın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerde hak iddia edip vaat edilmiş topraklar melanetini seslendirirken bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışına mahkum olmanın neresi Müslümanca bir tutumdur? İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Harem-i Şerif'e en şedid hakaret ve hücumlar yapılıyorken İslam ülkeleri nereye sinmiş, nereye gitmiş, nereye gizlenmişlerdir? Ayıp değil midir? Günah değil midir? Yazık değil midir? Şayet bugün olmayacaksa birlik ve beraberlik iradesinin meşalesi ne zaman yanacak veya yakılacaktır. İslam beldeleri yıkılıp, yakılıp yıkılırken, sivil ve masum insanlar topluca öldürürken rahat uyku uyumak, keyif sürmek haram değilse nedir? Devasa boyutlara ulaşan bir insanlık sorununa karşı tarafsızlık bozu vermenin sırf dönemin hiç kimse kusura kalmasın ama müşrik utanmazlıktan ne farkı vardır? 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin hayat bulması bölge ve dünya barışı için kilit önemdedir. Kıbrıs'ta söylediğimiz üzere İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir sistem tecelli etmelidir. Kalıcı ateşkes gecikmeksizin sağlanmalıdır sürdürülebilir barış ortamı kurumsallaşmalıdır. Türkiye ile Suriye işbirliği ve uzlaşma zemininde daha fazla oyalanmadan buluşmalı, İsrail ve destekçilerinin yaygın tehdidine karşı milli güvenlik unsurlarımızın tetikte ve teyakkuzda olmalıdır. Ülke içinde yuvalanmış, hücre hücre örgütlenmiş, yabancı istihbarat uzantılarını deşifre etmekle beraber uyanık halde durmak, Milli birlik ve güvenliğimiz için en temel önceliklerden birisidir ve ihmale gelmeyecektir. Türkiye'nin zımnen tehdidine cüret edenlerin tarihi ve dini motivasyonlarla hegemonya planı yapanların rehavet anımızı kollayıp aleyhimizde vızır vızır faaliyet gösterenlerin alayını birden tepe tepe edemezsek isek diyorum ki gök girsin kızıl çıksın. Yaşamak bize zehir olsun. <Gülüyor> 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 Muhterem arkadaşlarım. Bu yasama yılında gündemdeki yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yeni anayasa ihtiyacının geniş bir mutabakat ikliminde kararlılıkla el alınacağını düşünüyorum. Sivil ve demokratik bir anayasayı ülkemize ve milletimize kazandırmak, yeni yüzyılın en büyük demokratik başarısı olacaktır. 12 Eylül darbe döneminin kalın iz ve tortularını taşıyan mevcut anayasayla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve sistem, sistemsel mimarisi çelişmektedir. Bu nedenle, sorumluluk birinciyle harekete geçmemiz, ayarını, mani efradını cami bir anayasayı hazırlayıp devlet ve millet hayatına hakim kılmamız aciz bir gerekliliktir. Ayrıca öğretmenlik meslek kanunu teklifiyle 9. yargı paketinin kısa süre içinde yasalaşacağına inanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.